Kızım. Ayşem yavrum. Neredesin güzel kızım? Neredesin bir tane? İyisin değil mi güzelim? Ha? Güzel Ayşem benim. Hadi odana kızım. Kestirdin Fadime. Yakınacağına kızına biraz akıl ver. Deli deli işler yapıyorlar. Onlarla biraz ilgilensen bunlar olmazdı. Rüstem. Kes. Gördükçe asabın bozuluyor zaten. Ne olmuş bu kıza böyle? Elinin körü olmuş. Al birini vur ötekine. Tam Nazlı'nın yerine bunu vereceğiz derken, tam rahata ereceğiz derken sen git canına kıy. Hoş sanki Sadık Ağa'yı ikna ettik de. Ne rezilliyim. Ne yapalım? Hayırlısı neyse öyle olsun. Hayırlısı mı kaldı bu işin kadın? Mahvolduk diyorum. Mahvolduk anlamıyor musun? Nazlı'nın yerine Ayşe'yi vereydik kurtulmuştuk. Son umudumuz da suya düştü. Ne yapalım bey? Belki de Ayşe için böylesi daha iyi olur. Yeter be. Başlarım Ayşe neden Nazlı'na da. Kızlarını çok düşünüyorsan otur da bir çare bul. Sadık Ağa o tarlayı vermezse, traktörü vermezse... neyle bakacağım ben senin kızına ha? Neyle? Köye dönüp ırgatlık mı yapacağım? Bu yaştan sonra sabah akşam çapa mı sallayacağım? Açlık nedir unuttunuz galiba. Hiç unutur muyum? Ama işte belli ki ne Sadık Ağa'nın gönlü var bu işte. Gözün aydın, gözün aydın Rüstem Ağa. İkindi vakti kahvede bekleniyorsun. Ne? Kim bekliyor? Kim olacak Sadık Ağa? Sadık Ağa mı? Ne istiyormuş ki benden? Ulan hala anlamadın mı? Sadık Ağa'm Ayşe'yi gelinliğe kabul etti. Hele bir gelsin de konuşalım diyor. Bana bak. Dalga geçmiyorsun değil mi? Ne dalgası be? Saat 4'te gelsin dedi. Geç kalma ha. Bilirsin ağam bekletilmeyi sevmez. Allah razı olsun. Hadi eyvallah. Sağ ol, sağ ol. Duydun mu Fadime? Duydun mu ne dediğin? Ağam kabul etmiş. Duydum bey, duydum. Oh ulan, yırttık sonunda. Hadi hayırlısı. Hayırlı, hem de çok hayırlı. Ayşe'yi verdik mi hayatımız kurtuldu demek. Hayatımız. İnşallah bey, inşallah. Otur hele Rüstem Efendi, otur hele. Sağ ol ağam, Allah razı olsun. Dur ulan, daha ne diyeceğimi duymadın bile. Ben haberi aldım ağam. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Kes palavrayı da dinle. Hiçbir şey değişmedi Rüstem. Değişmedi mi? Nazlı'nın rezilliğini unutmuş değilim. Yaptığın teklifte hala hoşuma gitmiyor bilesin. Lakin oğlumla oturup konuştuk ve düşündük ki hoşumuza gitmese de böylesi hepimiz için daha doğru. Madem ki Nazlı temiz kalamadı, biz de kirlenmeyen kızını alırız, Ayşe'yi. Böylece hem bizim itibarımız kurtulur... hem de sen sürünmekten kurtulursun. Kabul mü Rüstem? Lafı mı olur ağam? Ne demek kabul mü? Ver elini öpeyim. Tarla işiyle traktör ne olacak? Bırak şimdi onları. Para peşin diyor, anlamıyor musun baba? Öyle demeyin ağla. Durumları biliyorsunuz. Hem bir de... Yine ne var? Diyorum ki akşam fakirhaneyi şereflendirip Ayşe'yi isteseniz. Ne istemesi lan? İstemesi mi kalmış? Yapma ağam. Köylüyü bilirsin, dedikoduya bayılır. Rüstem kızını pazarlığını kahvede yaptı diye laf çıkarırlar. Yalan mı? Pekala Rüstem. Dediğin gibi olsun. Usulüne uygun. Akşama bizi bekle. Senin tarlayla traktörü de o zaman konuşuruz. Hadi eyvallah. Allah tuttuğun altın etsin ağam. Başımın üstünde yerin var. Önüne baksana. Çüş bak. Ulan çüş. Kime çarpıyorsun sen? Karşında koskoca Sadık Ağa'nın dünürü var ayı. Bu iş tamam Fadime. Bu iş tamam. Ne oldu anlat bir hele. Sadık Ağa'yla konuştuk, sözleştik. Ayşe'yi almayı kabul ettim. Abi.
Can yine başımız dik, sırtımız pek. Aa, ne oldu şimdi? Bu ne surat? Sırtımız pek olacak olmasına da başımız dik kalacak mı orasını Allah bilir. Onun tasını attırma. Kaç gündür kabir azabı çekiyorum. İnsanlar yüzüme nasıl bakıyordu, haberin var mı? Bana Ayşe'yi çağır. Bakın böyle aval aval, Ayşe'yi çağır, çağır kızı gelsin. Ayşe gel kızım, babanın konuşacakları var. Gel kızım. Gel otur yanıma. Dinle beni. Sen benim bir tanecik kızımsın. Öbür hayırsızı saymıyorum. O bizim hayatımızı kararttı. Ama sen... Sen öyle değilsin. Babanın sözünü dinlersin değil mi? Dinlersin tabii. Ablana hiç benzemezsin. Sen hayırlı evlatsın. Biliyorsun. Ablandan sonra Mustafa'ya karşı boynumuz eğik kaldı. Onları da zora soktuk, kendimizi de. Sonra dedik ki bir kızımız daha var. Şerefimizi o kurtarır. Hayatımızı da. Üstelik Mustafa'ya Nazlı'dan çok daha iyi karı olur. Biz böyle dedik. Anlıyorsun beni değil mi?